Herkese Kutuyuk ekranlarından, İşte Kadın programından merhabalar. Efendim, her hafta olduğu gibi bu haftada sizleri güçlü, güzel, başarılı bir rol model kadın girişimciyle bir araya getiriyorum. Juno.com'un kurucusu sevgili Yasemin Oğralı. Merhaba. Merhabalar Yasemin Hanım, hoş geldiniz programıma. Ayaklarınıza sağlık demek istiyorum. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi ki sizin hikayenizi dinleyeceğiz şimdi. Juno.com nasıl bir site? Ne yapar? Juno.com aslında çok küçük, yeni bir bebeğimiz bizim. Aralık ayında, 20 Aralık'ta online olmuş bir site. Tamamen içgörüsü birebir olarak kurucularından, benden ve abimden çıkmış. Bilinçli ebeveynler olarak sektörde gördüğümüz eksiklikler üzerine, tespit ettiğimiz eksiklikler üzerine kurduğumuz, başlattığımız bir fikir aslında. Ve her fikir gibi bir ihtiyaçtan doğdu. Bu ihtiyacı fark etmemize sebep olan da tabii ki çocuklarımız ve onların okulda vakit geçirdiği diğer arkadaşlarını gözlemlememiz oldu. Burada gözümüze çarpan bazı boşluklar ve ebeveyn olarak bizim farklı ihtiyaçlarımız, neden bu boşluğu biz doldurmuyoruz demeye sevk etti bizi. Uzun zamandır zaten bir arayıştaydık, bir şey yaratmak istiyorduk, bir marka kurmak istiyorduk özellikle ben. Abim de işin farklı kısımlarını üstlendi, güzel bir ortaklığımız oldu Mehmet Harika. Bey'le. O daha teknik, yani sağ beyin, sol beyin olarak markayı ikiye ayırdık diyebilirim. Ben daha yaratıcı taraf ve pazarlama tarafına odaklandım. O daha teknik taraf, yurt dışı ilişkileri, ürünler, ürün seçimleri gibi taraflarla ilgileniyor. O yüzden güzel bir iş bölümü oldu aramızda bu konuda da. Ne güzel. İki kardeş, evet, bir arada olmanız bu muhteşem bir şey bence. Evet. Ve birinizin diğerini tamamlayan şeylere sahip olması da ayrı güzel bir şey. Herkese nasip etsin Allah, değil mi? Böyle İnşallah biz de kardeş, ilk kez deniyoruz. Konuşmayı. İlk kez deniyoruz çünkü ikimiz ayrı girişimcileriz, ikimizin de ayrı şirketi var. İlk kez böyle bir şey deniyoruz. İlk başta tereddütlerimiz vardı ama iki tarafta birbirinin uzmanlık alanına karışmadığı sürece bu işlerin yürüdüğünü düşünüyorum. Sen benim alanıma girme, ben de senin alanına girme. Ben zaten girmem. O yüzden tereddütlerimiz de yavaş yavaş yok olmaya başladı zaten çünkü güzel sonuçlar alıyoruz. Çok güvendiğimiz bir ürün skalası yarattık. Ne satıyorsunuz? Ne satıyoruz? Aslında teknolojik ve akıllı oyuncaklar satıyoruz diyoruz ama küçükler ve küçük kalmış kişiler, ruhlar için ürünler topladık. Çok ilginç bir çanta, bizim star ürünümüz aslında. Üzeri LED ekranlı, dünyanın ilk akıllı sırt çantası. Evet. Aa, aynen. Çok ilginçmiş. O kadar ilginç bir ürün ki, ürün kendi kendini pazarlayan ve aslında satışa döndüren bir ürün. Biz bu ürünü ilk gördüğümüzde 3 saniye içinde bunu skalamıza katmamız gerektiğine karar verdik. Çünkü şoka girdik. Böyle bir ürün hayatımda ben hiç görmemiştim ve çok gezerim, bakarım yurt dışında, yurt içinde. Gördüğüm en orijinal ürünlerden biriydi ve çok güvendik bu ürüne. En son da ürün gamımıza bu ürünü ekledik. Onun dışında manyetik bloklarımız var. Yeni nesil oyuncak diyoruz biz bunlara ve bu seneyi bu manyetik blokların yılı yapmaya karar verdik. Bütün stratejimizi bunun üzerine kuruyoruz. Ne yapıyor bunlar? Manyetik bloklar aslında başka bir markaya çok benzeyen bir oyuncak. Manyetik bloklar birbirine artı eksi şeklinde birleşerek piksel art dediğimiz çok beğenilen ve takip edilen bir trendin oyuncakları aslında. Bu iki çeşidi var. Bir temalı paketlerimiz var. Bir de içinden 400'lü ya da 200'lü adetlerde satın alabileceğiniz kutularımız var. Bu ürünü alıyorsunuz ve kutunun içinde size bir katalog çıkıyor. Bu katalogdaki kodu uygulamasına giriyorsunuz. Size sonsuz olasılıklarda oyuncak yapma şansı veriyor. Aslında oyuncak diyoruz ama ben mesela elimden düşüremiyorum evde. Çünkü bu manyetik blokların birbirine yapışma ve itme enerjisinin ben meditatif bir etkisi olduğunu da keşfettim. Bir şey düşünürken, kafam bir şeye takılıyken daha derin bir düşünme moduna geçmek istediğimde elime alıyorum ve gerçekten bana çok meditatif bir etkisi oluyor bu oyuncakların. Hem kızımla hem kendim oynamaya başladık. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bu iki ürünümüz bizim ciddi anlamda Türkiye'ye ilk defa giriş yapan, hatta dünyada bile yeni lanse edilmiş çok orijinal ürünler. İkisine de çok güveniyoruz. Bu çanta ne yapıyor mesela? Ben çantayı da merak ettim yani. Çanta ne yapıyor? Çanta üzerinde LED ekranı olduğu için onun da ayrıca bir uygulaması var. Bir yetişkin boyu var, bir de çocuk boyu var.
Mesela çok ilginç özellikleri var. Kütüphanesinden dilediğiniz GIF'i, emoji'yi çantaya 3 saniye içerisinde gönderebiliyorsunuz. Çok hızlı bir teknolojiyle çalışıyor. Örneğin bisiklet modu var. Bisiklet kullananlar için sağ ve sola sinyal verebiliyorsunuz çantanızla. Ani bir duruş yapmak istediğinizde stop'a basabiliyorsunuz ve çantanızda stop işareti çıkıyor. Snowboardçular ve kayakçılar çok seviyorlar. Kırılmıyor, su geçirmiyor, son derece dayanıklı bir çanta ve aynı zamanda gece kaydığınız zaman veya gündüz kaydığınız zaman sırtınızda ışıklı bir çantayla gezdiğiniz için birinizin size çarpması olasılığı da çok azalıyor. Aslında güvenlik Tabii. olarak da, güvenlik çantası olarak da kullanılıyor. Bununla ilgili de kullanıcılarımız bize çok güzel videolar ve fotoğraflar gönderiyorlar. Şu an mesela biraz önce çok iyi bir snowboardçudan çok iyi videolar geçti elimize. Oo, süper. Yani sınırsız kullanım olasılığı var. Üzerine istediğiniz yazıyı gönderebiliyorsunuz. Bugün yine bir müşterimiz bize bir video paylaşmış. Çocuğunun sırt çantasının üzerine uçaktayken uçak saatini yazmış mesela. Ve o akıyor sürekli, şu saatte kapıya gidiniz Harika. Diye. Çok ilginç kullanım alanları var. Yani yaratıcılığınızı sonsuz şekilde sergileyebileceğiniz bir ürün. Piksel teknolojisi olduğu için o da yine uygulama üzerinden bu piksellerle istediğiniz şekli yaratıp çantanıza gönderebiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyorsunuz aslında çantanızı ve bu dünyada bir ilk, Türkiye'de de bir ilk. İnanın o kadar ilgi çekiyor ki yani sizi özellikle tanıtmak istiyorum bunu daha sonra da. Çünkü ben mesela bir yere sırtımda bu çantayla girdiğimde hiçbir segment fark etmeksizin herkes yanıma gelip çantanın ne olduğunu soruyor. O kadar ilgi gören bir çanta. Aslında hepimizin içinde bir çocuk yok mu? Hiçbirimiz bence o çocuk ruhunu kaybetmiyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle bir şey gördüğümüzde hepimiz dönüp bakıyoruz. Kesinlikle ve o ürünün orijinalliği de tabii çok ilgi çekiyor. İstediğiniz mesajı yazabiliyor olmanız, adını da yazabilirsin. Şu saatte burada olacağım, 5 dakikaya buradayım. Yani her şeyi için kullanabileceğiniz bir kişisel asistan gibi aslında bu çanta. Ve çok da havalı bir ürün. Trend ürün oldu gerçekten. Ne güzel Özellikle ya. okullarda hani bir kişi de görüp bütün arkadaş grubuna yavaş yavaş yayıldı. Ne güzel. Bu da bizi tabii çok sevindiriyor. Doğru bir ürün seçtiğimizi gösteriyor ve çocuklar için de yaratıcılıklarını da geliştireceği itici de bir ürün olduğu için amacımıza ulaşmış oluyoruz. Şunu sormak istiyorum. Peki yepyeni olmasına rağmen bu kadar kısa sürede başarı sağlamayı neye borçlusunuz? Markamız çok yeni ama tabii bizim arka tarafta yani geçmişimizde pazarlama ile ilgili çok büyük bir süreç var. Ben 11 yıldır pazarlama ajansım var ve kendi ajansımı kurmadan önce de yaklaşık 10-12 sene özel sektörde çok büyük markalarla çalıştım. Çalışma fırsatı buldum, çok iyi insanlardan öğrendim bu işi yurt dışında. O yüzden hani bu iş birazcık da tecrübeyle, nereye ürünü nasıl konumlandırmayla çok alakalı. Birazcık bunları zaten bildiğiniz zaman ürün de güvendiğiniz bir ürünse size yapacak çok fazla şey kalmıyor. Doğru. Geriye yaslanıp izliyorsunuz bir yerden sonra. Önemli olan doğru stratejiyi, doğru ürünü, doğru kişilerle buluşturmak, doğru pazarı bulmak aslında. Ve o pazardaki boşluğu görebilmek. Bu benim senelerdir üzerine çalıştığım bir konu. Uzmanlık alanım marka yaratmak zaten ve marka konumlandırmak. O yüzden ajansımda da çok büyük markalarla çalıştım ve çok güzel başarılara imza atma şansım oldu. O yüzden bu tecrübeyi şu an kendi yarattığım markada da kullanabildiğim için çok mutluyum. Ne güzel. Yavaş yavaş stratejik olarak atacağımız tüm adımlarla da 2 sene içerisinde olgun bir marka haline gelebileceğimize inanıyorum. Peki ilk sermayenizi birikimlerinizden mi bir araya getirdiniz abinizle? Biz ticaretin birikimle yapılmadığına inanıyoruz. Ticaret krediyle yapılır. yine krediyle girişimimizi kurduk. Tabii ki geçmişimiz güvenilir bir geçmiş olduğu için, çalıştığımız bankalarda bize bu konuda güvendiği için bu konuda zorlanmadık. Ama ticareti her zaman krediyle yapmak gerektiğine inanıyoruz. O yüzden bu şekilde başladık. Bizim genel olarak zaten ilk iş planımızı yaptığımızda ürünün çok çabuk paraya dönüşeceğini tahmin ediyorduk. Sadece web sitemizde değil, çünkü bazı satış noktalarında da faaliyet gösteriyoruz. Ürünü zaten bu şekilde konumlandırdıktan sonra var olan markaların, yani satış noktalarındaki markaların da gözdesi oldu bu ürün.
özellikle çanta şu anda 200-250 bin kişinin ayda konuştuğu bize gelen raporlarda bir çanta haline geldi. Bu arada ödüllü ürünmüş değil mi? Bütün ürünlerimiz ödüllü ve aynı zamanda fonlama projeleri bunlar. Yani aslında yatırımla dizayn edilmiş ürünler değil. Yani bunlar birinin çok değerli fikirlerine farklı insanların para koyarak hayata geçirdiği ürünler. Bu çok heyecan verici bir şey bence. Çünkü ben fikre çok önem veren bir insan olarak kendi kendine oluşmuş bir marka ve diğer insanlar tarafından desteklenmiş bir marka olması da burada bizim başarıya ulaşmamızı gösterecek yolu çizmemizde çok yardımcı oldu. Çünkü o heyecanı görebiliyorsunuz. Bu markayı yaratan kişilerle toplantı yaptığınızda gözlerindeki o ışıltıyı gördüğünüzde size de geçiyor. Ve siz de aynı şeyi bu tarafa yansıtabiliyorsunuz. O yüzden onların bu ruhu, girişimci ruhu da bize çok iyi geldi aslında. Ürün kendi kendine ruhu olan bir ürün olunca inanın bu hemen tüketiciye geçiyor, karşı tarafa geçiyor. Markalaşmada da size çok yardımcı oluyor aslında. Seçtiğimiz tüm ürünler belirli tasarım standartlarının üzerinde, yani kullanıcıya bir tasarım deneyimi de sunmak istiyoruz. Yani biz Juno.com'da sattığımız her ürünü, tüketiciyle buluştuğumuz her ürünün mutlaka onu bir adım öteye taşımasını istiyoruz. Ne güzel. Bu bir oyuncaksa bu bir manyetik blok. Bu bir çanta ise bu LED ışıklı bir çanta. Bu bir elektronik devre ise best of the best seçilmiş en iyi eğitici oyuncak. Yani aslında Juno.com tüketicilerine ve müşterilerine biz gerçekten bir adım önde ve en iyisini sunmayı hedefliyoruz ve şu ana kadar geri dönüşlerimiz de cidden bu yönde. Ben reklama çok inanan birisi değilim. Ben ürüne inanırım genelde. Ürün iyiyse zaten satar diyorsunuz. Mutlaka satar. Ve ürün kötüyse ve üstüne bir de reklam yaparsanız hemen batarsınız. İyi reklam kötü ürünü hemen batırır. O yüzden ürününüz iyiyse çok fazla reklam da yapmadan doğru yerlere koyduğunuz zaman kendi kendine yürüyor. İlk müşterinizi hatırlıyor musunuz? Tabii ki ekip olarak da çok fazla alışveriş yaptık ama ilk olarak yaptığım müşterimize zaten özel bir hediye de gönderdik. Öyle mi? Müşteri iletişimine çok inanıyorum aynı zamanda. Onların hani her zaman haklıdır klişesinden ziyade onların geri bildirimleri çok önemli. Bizden kolay kolay kurtulamıyorlar bir ürün aldıkları zaman. Mutlaka onlarla tekrar iletişime geçiyoruz. Farklı ürünler denemelerini istiyoruz. Farklı hediyeler gönderiyoruz onlara. Çünkü en önemli şey yine söylediğim gibi reklamdan çok aslında onların görüşleri. Çünkü bu iş doğru. Ağızdan ağza, arkadaştan arkadaşa, aileden aileye yayılan bir iş. Ve çocuk işi olduğu doğru. zaman işte çok hassas. Kötü bir şey yaptığınız an iyiden daha hızlı yayılır. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani tecrübesiz doğru. bir ekiple değil de çok tecrübeli bir ekiple çalışmak gerekiyor bu durumda. Doğru. Bu şekilde ilerlediğimiz zaman zaten hani onların iyiliğine düşünen yine bir adım önde bir ürünle onlara gittiğimizde zaten severek ve isteyerek bu ürünü de denemek istiyorlar. Bizim önerilerimize de sıcak bakıyorlar açıkçası. Ne güzel. Ürünleri fikir alarak seçiyorsunuz o zaman. Ürünleri çok fazla inceliyoruz. Fuarlara katılıyoruz yurt dışında. Red Dot Design Award, yani Red Dot Tasarım Ödülleri'nin hepsine katılmaya çalışıyoruz. Tüm ürünleri, yani biz bu skalayı 40 ürünümüz var şu anda ortalama. Bu ürünü 15 bin, 20 bin ürün arasından seçtik. Çünkü çok vurucu ürünlerle girmemiz gerekiyordu. Ve iyi dealler, iyi pazarlıklar yapmamız gerekiyordu. Red Dot'un ve Kickstarter dediğimiz fonlama projeleri arasından hepsini tek tek denedik. Hepsini oynadık, hepsini kendimiz yaptık, kendimiz tecrübe ettik, eve getirdik numuneleri, çocuklarımıza denettik, onların arkadaşlarına denettik ve onların gözünün içine bakarak kendi içgörülerimizi oluşturduk. Hangisiyle ne kadar sürede çocuk iletişim kurabiliyor, hangi ürün anne ve çocuk arasındaki bağı ne kadar güçlendiriyor gibi. Bunların hepsini not aldık ve bizim işimize ilk etapta lansman döneminde yarayacak en uygun listeyi çıkardık açıkçası ki en önemli şeylerden biri de gerçekten doğru ürün seçimi. Bayağı çalışmışsınız çünkü bir sitede 40 ürün iddialı bir şey yani. Bir yıllık bir hazırlık süreci var. Tabii hazırlık süreci var ama 40 ürünü birden evet. temin edebiliyor olmak da evet. Bayağı altında sağlam bir altyapı demek. Evet yani o çünkü şunu hep söylüyorum ben hani kendi müşterilerime de öğrencilerime de hep şunu söylüyorum. Eğer bir marka yaratmazsanız ve ürün satmaya başlarsanız market ya da bakkal olursunuz. Ama bunu bir çatı altında toplayabilirseniz, belirli sloganlarla, belirli hislerle, belirli yaklaşımlarla oluşturursanız bir marka olursunuz. O zaman bir ihtiyaçtan dolayı değil de o zaman marka olduğunuz için insanlar size gelmeye başlar ve siz onlara ne sunarsanız
zaten o ilişkiyi kurduğunuz için o güvenle sizden alışveriş yapmaya, sizin söylediklerinizi takip etmeye devam ederler. O yüzden arkada çok ciddi bir çalışma oldu. Yani doğru. Hem kişisel birikimlerimiz, hem aynı sektörde çalıştığımız, fikrine çok güvendiğimiz bir danışman ekibi kurduk. Bunlar hem arkadaşlarımız hem müşterilerimiz. Yani bu işler tek başına olmuyor. Bu işleri gerçekten arkasında çok ciddi çalışmalar gerekiyor. Benim tarzım böyle özellikle, onu söyleyeyim. Yani tabii ki başka şekilde işler yapanlar olur ama ben uzun soluklu iş kurmayı bu şekilde öğrendim. Tabii. Ve bir girişimci olarak da yaptığım planlar minimum 2 yıldan başlar. Çok anlık çalışmam. O yüzden planları yaparken de bunlara çok dikkat ettim. Yasemin Hanım, siz anlatırken içimden şunu sormak geldi. Siz madem markacısınız, Türkiye neden marka olamıyor? Türkiye neden marka olamıyor? Türkiye, size şöyle bir örnek vereyim. Kendi eğitim hayatımda da bunu çok gördüm. Türkiye, duygusal iş hayatının en yüksek yüzdede olduğu yer. Benim için iş hayatına girdiğinizde duygularınızı karıştırmaya başladığınız an siz zaten iyi bir iş kadını ya da iş adamı da olamazsınız. Benim fikrime göre böyle. Çünkü işin içine duygu girdiğinde prensipler yok olur. Prensipler yok olduğu zaman bir markayı ayakta tutan da prensiplerdir. Prensipler yok olduğu zaman marka diye bir şey kalmaz. Şimdi siz uluslararası bir markaya bakın. Siz burada uluslararası bir marka için çalışıyorsanız kendi kendinize iş yapamazsınız. Çünkü o size zaten kitabıyla gelir. Der ki benim rengim budur, benim sloganım budur, benim duruşum budur. Sen sadece bunu kendi diline çevirebilirsin. Kendi kendine bir şey yapamazsın. Bunlar prensiplerdir ve markalar en sağlam temelleri bu şekilde kurarlar. Şimdi Türkiye'de maalesef duygular, özellikle aileler, duygular, arkadaşlar gibi şeyler çok ön plandadır. Çok kolay eğilebiliyoruz. Yani bunu aslında taviz vermek gibi söylemeyeyim de o duygu işinin içine girdiği zaman maalesef düz çizgiden biraz böyle kaymaya başladığımız zaman maalesef o güzelliği kaybediyoruz, o gücü kaybediyoruz. Güç kaybolduğu zaman da markayı ayakta tutmak mümkün olmuyor. Belki de söylediğinizden şunu anlıyorum. Birazcık burnumuzu yukarı kaldırmak, işte erişilemez olmak. Aslında birazcık sağlam olmak. Değil mi? Sağlam, evet, prensipli biraz sağlam ama olmak, aynı zamanda da olmak. Böyle çok kolay erişilebilir bir şey olmamak, ülke olmamak. Belki de kendimizi ağırdan satmak. Hı-hı. Değil mi? Olabilir, aynen. Doğru söylüyorsunuz. Siz şimdi anlattıkça böyle kendi evet. kelime düşündükçe çıkıyor yani bunlar. Yani şimdi ben çok ciddi markalarda mesai harcadım ve çok büyük pazarlamacılarla çalıştım. O kadar ilginç ki yani... Mesela pazarlama dediğimiz çok kreatif gibi gözükür ama pazarlamanın temeli stratejidir. Strateji de yine demin söylediğim gibi çok ciddi prensiplerle kurulur. Yani bir ürünü konumlandırırken Türkiye'de şu olabiliyor mesela. Bir eşi dostu arayıp bunu şuraya da koyalım mı diyebiliyor. Koyamazsınız. Bir marka oraya aitliyse onu oraya koyamazsınız. Mesela Türkiye'de bu olabiliyor ama. Yani çok fazla ikili ilişkilerle yürüyen bir iş hayatı var Türkiye'de. Yurt dışında bunu görmeniz imkansız. Çok yani strict, çok serttir. Katı kuralları, katı kuralları vardır markaların. O yüzden bunlar tesadüf olmuyor. Yani tesadüfle bir yere gelinmiyor. Gerçekten çok ciddi bir arkasında bir geri planında strateji ve sağlam temeller olması gerekiyor. Sanıyorum böyle ama biz Juno olarak bazı Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Çünkü şu an ithalat üzerine kurduk iş yapımızı. Çünkü gerçekten çok güvendiğimiz markaları şu anda bu şekilde bulabildik ama bu içgörülerle ve bu kapasiteyle kendi markamızı iyice oturttuktan sonra biz Türkiye üretimli dünya markaları yaratacağız. Ve ben bu konuda çok iddialıyım. İnşallah. Yani gerçekten bu boşluğu görebildiğim için neden olmasın dediğimiz bir noktaya geldik. Eğer planladığımız gibi giderse ve her şey yolunda bizi güzel günler gösterirse mutlaka ve mutlaka Juno'nun kendine ait ürünleri olacak. Bunu zaten şu an itibariyle Ar-Ge çalışmalarına başladık ama bunun 2-3 yıllık tabii bir süreci var. Sadece testine bir yıl gibi düşünürsek Türkiye'den çıkacak bu markaları mutlaka yurt dışına kazandırmak istiyoruz. Mutlaka. Siz anlattıkça ben diyorum ki normalde programda hep sorarım kadın girişimcilere, kadınlara önereceğiniz neler var diye. Ben sizde şunları görüyorum aslında. Prensipli olmak, evet. Disiplinli olmak, bir kere sabır, hı-hı, değil mi? Kesinlikle. Sabreden derviş, muradına ermiş misali diyorsunuz ya, iki aynen. yıl planlamadan bir şeye başlamam. Kesinlikle, tabii ki. Yani hani bizde herkes her dakika kurduğu şey
bir ay sonra trilyon dolarlar olsun diye ya da bir tane deneyince hemen olsun ister. Ya da, o da çok evet, farklı. Aynen bir öyle. Ama öyle bir dünya yok aslında. Tabii. Sabretmek. Tabii ki. Bunlar çok önemli. Çok farklı dinamikler var. Özellikle girişimlerin de ruhu olduğu için o ruhun doğru zamanı da bulması gerekir. Yani zamanlama da çok önemlidir bir girişimde. Aynen. Onun zamanı şimdi değildir belki, 2 sene sonradır. Ama o girişim o zaman size para kazandırmadıysa, ticari olarak bir kar getirmediyse 2 yıl sonra kendi kendine bir yer de bulabilir. Yani zamanlama iş hayatında çok önemlidir. Ben özel hayatımda da çok inanırım, iş hayatında da çok inanırım. O zaman demek onun zamanı değilmiş. Facebook bile biliyorsunuz 7. denemesi Mark Zuckerberg'in. O yüzden hani dediğiniz tip de aslında yine biraz ülkemizin de biraz girişimlere bakış açısıdır bu her zaman. O yüzden sabırlı olmak, planlı olmak ve birkaç kere yaşadığınız talihsizliklerle moral bozmamak, denemeye devam etmek. Aynen. Yani her zaman denemeye devam etmemiz lazım. Demin girişimci kadın olarak ne tavsiye edersiniz dedim. Ben zaten kadın erkek olarak ayırmıyorum bunu. Yani hayatım boyunca hep erkek ve kadın ayrımını görmüş bir insan olarak şu anda eşitliğine de çok inanmıyorum, ayrımına da çok inanmıyorum. İki tarafında güçlü olduğu çok ciddi yerler var. Kadının çok önde olduğu bazı konular var, erkeğin çok önde olduğu bazı konular var. Yani bu sürekli kadın erkek eşittir. Tabii ki eşit hakları olmalıdır ama eşit değil de çok farklı yerlerde tabii, çok üstünlükleri var öyle. Kadınların. Gerçekten. Biz bunu şimdi mesela Mehmet Bey'le ortağımla birlikte de çok fazla görüyorum. Hakikaten aklımın çok ermediği şeyler de oluyor ve bazen de bakıyorum o bunu nasıl düşünemiyor diyorum. Yani çok farklıyız, eşit kesinlikle değiliz ama çok iyi birleşiyoruz. Yani erkek ve kadın bir arada çok güzel şeyler yapabiliyor. Ayırmadan bir arada ama eşit olmayan yerlerini de aslında dengeleyerek. Dengeleyerek, kesinlikle. Aynen evet. Öyle. Yasemin'in ilk yarıya geldik. Tamam. Gerçekten nasıl geçtiğini anlamıyorum ben. O kadar güzel ve öğretici konuşuyorsunuz ki. Müsaade ederseniz bir araya geçelim. Tamam. Sonrasında devam edelim. Tamamdır. Efendim kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Tahsilat çözümünüz Ödeal'ın sunduğu işte kadın devam edecek. Her şey bir hayalle başlar. Hayali gerçekleştirmekse özveri ister. Başarılı girişimciler iş fikirlerini nasıl hayata geçirdi? Tüm etapları sıfırdan başlayarak nasıl inşa etti? Girişimciler hikayelerini Ali Rıza Babaoğlu'nun sunduğu İşte Fikir'de anlatıyor. İşte Fikir yarın 13.30'da EkoTürk'te. Vay Ahmet, bakıyorum turuncu çok yakışmış. Siz kendinize dalga geçin. Çok yağmur yağacak diyorlar. Bak ben önlemimi aldım. Ha sel olursa çok ararsınız bunu. Ya Ahmet iyi yapmışsın da sen kendi mahalleni tanımıyor musun? Bizim mahallede sel tehlikesi yok ki. Bu ne bakıyorsun? Önce yaşadığımız yerin olası afet tehlikelerini öğrenelim. Hazırlıklarımızı ona göre yapalım. Hep huzurlu kalalım diye afetlere hazır ol. Piyasalara dair analizler. Dolardan borsaya, altından kripto paralara. Tüm piyasaların nabzını Perihan Tantu ve stratejist Ahmet Mergen EkoTürk ekranlarında tutuyor. Borsa Teknik her pazartesi, çarşamba ve cuma EkoTürk'te. Tahsilat çözümünüz Ödeal'ın sunduğu işte kadın devam ediyor. Efendim, ikinci yarıda tekrar Yasemin Oralı ile birlikteyiz. Juno.com'un kurucusu. Yasemin Hanım, siz öğretim hayatınızdan sonra profesyonel olarak çalışıyorsunuz. Arkasından 27 yaşında kendi işinizi kuruyorsunuz. Hı hı. İlk sermayeyi nereden buldunuz? İlk sermaye, bu soru çok geliyor. İlk sermayeyi aslında biraz burada buldum. Hiçbir sermayeyle kurmadım şirketi. Aslında bir fırsatla doğdu sadece. Çok uzun yıllar etkinlik pazarlaması yaptım.
etkinlik pazarlamasından sonra bir yurt dışında Londra'da çok büyük bir kahve zincirinin pazarlamasını yaptım. Ve orada dijitalle tanıştım. Aslında bundan 12 yıl önce. Dijitalle tanışınca benim için etkinlik hepsi bir anda bir toz bulutuna dönüştü ve çok heyecanlandım dijitalle tanışınca. Ülkemizde Facebook'ta daha ilkokul arkadaşlarımızı ekliyorduk ve daha hani taglemek, etiketlemek ne demek onu tartıştığımız dönemde. Ben Londra'da çalıştığım markanın pazarlama ekibinden dijital öğrenmeye başladım ve çok ilgimi çektiği için bütün toplantılara giriyordum. Orada uygulamalar yazıyorlardı. O zaman Facebook'un uygulamaları, oyunları çok revaçtaydı. Şimdi mesela onları bile konuşmuyoruz ama o dönem hiç inanamamıştım. Yani Facebook üzerinde nasıl bir oyun oynanabiliyor acaba gibi. Bunlar benim çok ilgimi çekince Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de bu Londra'daki markanın lansmanını yaptık aynı zamanda. Tüm pazarlaması benim sorumluluğumdaydı. Daha sonra ben kesinlikle dijitale yönlenmem gerektiğine karar verdim. Bu markayla olan pazarlama müdürü görevimden ayrılıp kendi işimi kurdum. Kendi işimi kurduğumda ilk aslında fırsatım yine dijital olmadı. Çünkü dijitale inanan ve bilen çok yoktu. Yine bir etkinlikle başladım, bir AVM açılışıyla başladım kendi işime. Ama sonra 2011 itibariyle kendi müşterilerimi yani gidip anlatarak aslında hani sizinle nasıl konuşuyorum anlatarak ve bu heyecanımı onlarla paylaşarak geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya geçen bir müşteri skalası yaratmaya başladım. Bir müşteriyle başladım. 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Sonra bir holdinge girdikten sonra holdingin diğer markalarını aldım. Bir anda 17-18 markaya kadar çıktı ajansta hizmet verdiğimiz müşteriler. Tümü global değildi ama çoğunluğu global müşterilerdi. Çünkü biliyorum birazdan Paris'i soracaksınız bana. Evet, onun için bekliyordum ama bir de Paris'te şubeniz var çünkü. Evet, Paris'te de ajansımızın bir küçük ofisi var. Şimdi global müşterilerle çalışınca oradaki eksiklikleri ve fırsatları görebiliyorsunuz. Buradan yine bir markaya geri dönersek eğer markalar tek yerden yönetiliyor ve Türkiye'de aslında bir uygulama ofisi oluyor sadece. Bir markanın Türkiye'de ofisi olması öyle demek Türkiye'de bir uygulama ofisi yani sadece lokalize edebilirsiniz. Burada yine hizmet verdiğimiz markalarda yurt dışındaki fırsatları gördük. Türkiye'den hizmet vererek oraya nasıl servis sağlayabiliriz bunu düşündük. Türkiye'deki gibi full hizmet ajansı değil, yarı hizmet ajansı olarak bir çözüm ortaklığı kurduk orada. Burada üretip yurt dışına veriyoruz şu anda. Çünkü inanılmaz bir maliyet farkı var. Yani yurt dışında çok Avrupa'da özellikle hani Fransa'da diyeyim. Çok ciddi vergiler, çok ciddi personel maliyetleri var. Şimdi Türkiye'de bizim maliyetlerimiz onlara göre o kadar düşük oluyor ki ciddi bir third party, üçüncü parti haline geliyorsunuz aslında. Orayı biraz o şekilde değerlendiriyoruz şu an için ama burada full hizmet olarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Harika. Peki hiç bırakmayı düşündüğünüz bir an oldu mu? Çok. Gerçekten. Yani bu da hayat gibi yani. Hayatta bir gününüz bir gününüzü nasıl tutmuyorsa... Bazen evden çıkmak istemiyorsunuz mesela, bazen o maile bile bakmak istemiyorsunuz. Yani çünkü o kadar çok stres faktörü var ki hayatımızda. Doğru. Yani siz bir işi düzgün planlasanız bile farklı bir ekosistemde çalışıyorsunuz ve o kadar çok vektör var ki sizi dışarıdan etki eden, hiçbir şey yapmamış olmanıza rağmen planlarınızı sürekli değiştirmek gerekebiliyor. Bizim ülkemizde özellikle siz de çok iyi biliyorsunuz. Gündem çok çabuk değişiyor. Gündem çok çabuk değiştiği için bazen canınız hiçbir şey yapmak, yani o gündeme uymak istemiyorsunuz bazen ama birkaç gün tabii ki hepimizin iş hayatında kötü günleri de oluyor, iyi günleri de oluyor. Her şey toz pembe hiçbir öyle zaman değil. Ve bunu konuda da çok samimiyimdir her zaman. Bunu hani hem ekibime hep böyle söylerim, hem öğrencilerime hep böyle söylüyorum. Toz pembe bir dünya yok. Ve buna alışın, yani buna hazır olun yani. Hani çünkü herkes işte üniversiteden mezun olunca müthiş bir hayat onu bekliyor, zannediyor müthiş bir iş olacak ya da şu anda bir de gözlemim şu, hiç kimse zaten kurumsalda çalışmak istemiyor. Herkes kendi işini kurmak istiyor. Entrepreneur, yani girişimci ruh çok değerli ama herkes de hemen her şey olsun istiyor ve bir an önce biz çok harika bir fikrimiz var ve biz uçacağız harika. Önce tecrübe gerekiyor. Önce biraz şöyle saçınızı, ayağınızı bir sürttürmeniz gerekiyor. Biraz canınız yanacak yani başka türlü olmuyor bu iş çünkü. O yüzden benim de hep söylediğim gülümseyerek dinliyorum onları çoğu zaman. Değil mi? Evet ama çok da hoşuma gidiyor o heyecanları. Ben de elimden ne geliyorsa hem ekibime hem okulda her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani iş hayatında da özel hayatta, normal hayatta olduğu gibi iyi günler, kötü günler var. Öyle. Ama
bırakmak yok. Girişimciler de zaten hep şunu söylüyorlar. Girişimcilik roller coaster'a binmek gibi. İnişler de var, çıkışlar da var. Aslında hayatın her dönemi böyle. Tabii. Kimse kolay kolay bir yerlere gelmiyor. Aynen. Biz de yani... Neler yaşadık. Neler yaşadık yani ve üniversiteden mezun olduğumuzda ben şahsen dünyayı biz kurtaracakmışız gibi geliyordu. Kurtarabileceksiniz gibi geliyordu. Evet, dedim. Öyle aynen bir güç öyle. Vardı. Yani şey o kadar güçlü hissediyor ki insan üniversiteden mezun olduğunda. Ondan daha iyisi yok. En bilgili sensin. Ama öyle bir dünya yok. Evet. Tabii bunu yaşayınca insan görüyor. Özellikle üst düzey okullarda yani hani iyi puanlarla girilmiş okullardaki çocuklar daha da büyük 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 beklentiler ve büyük hayallerle büyük adımlar atmaya çalışıyorlar. Ama bunun gerçekten çok fazla şeyi var, vektörü var dediğim gibi ve en önemlisi de zamanlama işte. Zamanlama, tecrübe, fırsat bunlar çok önemli şeyler. O yüzden hepsine bol şans diliyorum. Aynen, şimdi bir de tabii daha da zor. Evet. İşsizlik zirvede, evet. Ne bileyim bence girişimciliği denemek lazım. Kesinlikle. Gençken daha kolay oluyor. Hı hı. Yani belli bir yaşa gelince belli bir comfort zone'un yani evet, o risk almak daha kolay oluyor. Risk almak daha kolay oluyor gençken. Hı hı hı. Belli bir yere gelince çok zor. Evet. Mesela siz de 27 yaşında bu riski alabilmişsiniz. Evet. Şimdi yine sorsak belki o ajansı şu anda kurmaya cesaret edemeyebilirdiniz. Fırsat. Değil mi? Fırsat, bir fırsat zamanlama vardı. Aynen öyle. O zamanki biraz fırsat. Biraz da karakter yapısı biliyor musunuz? Benim karakterim çok biraz dominant ve özgür ruh var bende maalesef. Hangi burçsunuz bu arada? İkizler burcuyum ben ama burçlara kesinlikle inanmıyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Enerjiye çok inanıyorum ama burçlara hiç inanmıyorum. Onun bile yani çok farklı şeyleri var. Onun da vektörleri var etkileyen. Sadece şuna inanıyorum ben gerçekten. Ya içten gelen bir güç var. Yani bir motivasyon var. Bir insan kendi kendini içten motive edebiliyorsa... Bunu da en kolay sevdiği işi yaparak yapabiliyor. Ya şimdi bunlar bir araya gelince biraz da hani kafayı kullanınca neyi seviyorum ben? Tamam, ne yapmam lazım? Tamam, bu lazım. Şimdi ne yapsam hani niye bekliyorum? Ben öyle demiştim. Yani neyi bekliyorum ve niye bekliyorum? Evli değilim, çocuğum yok, hiçbir şeyim yok. 27 yaşındayım. Çok iyi öğrenmişim işimi, çok iyi biliyorum ve şunu görüyordum yani ben bunlardan daha iyi yaparım noktasında zaten kendi işinizi kurabiliyorsunuz. Yine onun da çok artıları, eksileri var. İki tarafında çok ciddi düşünülmesi gereken bir de bir karakter yapısı. Yani tabii. En yakın arkadaşlarıma bakıyorum mesela. Hepsi çok iyi şirketlerde, çok üst düzey yöneticiler. Sorunları dinliyorum. Ben o sorunlarla başa çıkamam mesela. Yani o kadar ilginç şeyler dönüyor ki o kurumsal hayatta. Şimdi bana baktığınızda ben... Şimdi nereden ne olursa olsun bir patron şirketi oluyor bir girişim. Her şirketin bir patronu oluyor ve burada mesela şeye ben hiç alışık değilim. Yani ben söylediğim zaman o süreç işlemeye başlamalı. Ama orada iki aya kadar uzayan süreçler oluyor. Ben buna mesela hiç alışık değilim karakter olarak. Ve girişimci ruhta bu yoktur. Plan vardır, strateji vardır ama adımı hemen atmak gerekir. Yani evet. O adımı atamak için ben başkalarına hiçbir şey soramam. İşte burada karakter yapısı ortaya çıkıyor. Bazı insan da sorumluluğu başkası alsın, o başka bir şey yapsın, bir işin ucundan başka şekilde tutsunlar ve çok iyi yapar onu. Mesela ben de onu yapamıyorum. Yani düşünemiyorum bir girişimcinin iki ay beklediğini. Ben zaten kim bilir neler olur o anda. Girişemiyorsunuz çünkü. Evet, bir türlü girişemiyorsun yani. Aynen. Şimdi siz İstanbullusunuz. Hı-hı. Anne baba nereli? Anne baba da İstanbullu diyoruz ama babam Bayburt geçmişli, annem de Zonguldak geçmişli ama biz doğma büyüme İstanbulluyuz. Peki iş olarak? İstanbul'da. Onlar ne iş yapıyorlar? Babam elektrik mühendisi, annem ekonomist. Babam halen aktif olarak çalışıyor, 70 yaşına yakın şu anda. Maşallah. Evet. Ne güzel. Anneannem de şu an hayatta. O da aslında hayattaki en büyük idollerimden bir tanesi. Rol modeliniz anneanneniz mi? Rol modelim anneannem diyebilirim. Çok küçük yaşta bana çalışmayı aşıladı. Çok güzel yemek yapmayı aşıladı mesela. Güzel şeyleri bana sevgiyle aşılayan rol modelim anneannemdir. Her zaman şu anda akademik tarafı da biraz yakınlığım var. Kendisi de yaklaşık 50 yıl edebiyat öğretmenliği yaptı Alman Lisesi'nde. Ne güzel. Aynen. O yüzden ondan çok fazla şey öğrendim. Allah uzun ömürler versin diyorum. İnşallah. Ne güzel. Anneanneler zaten, babaanneler, anneanneler. Evet, hep bize her şeyin en güzelini öğretmeye çalışan büyüklerimiz değil mi? Aynen öyle.
Ne güzel. Siz aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi. Evet. Başka var mı? Çeşitli üniversitelerde. Bilgi Üniversitesi'nde, Maltepe Üniversitesi'nde. Yani çok ciddi bir mesai harcıyorum bu konuya da. Şu anda sabit olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 yıldır visiting lecture dediğimiz gezici hocalık oluyor aslında bu. Branding dersinde, marka dersinde 3 konu anlatıyorum öğrencilere. Aslında orada girişimcilik anlatıyorum onlara. Çünkü her şey o kadar mekanikleşti ki öğrenciler bile artık bunlardan çok sıkıldı. Ben mesela öğrencilerle her buluştuğumda aslında kendi girişimcilik hikayemi anlatıyorum. Başıma gelenleri anlatıyorum. Çok ilgilerini çekiyor çünkü çok kötü şeyler de oldu. Kötü şeyleri de anlattığım için ilgiyle dinliyorlar. Ve özellikle benim böyle dersine girdiğim profesörümüz muhteşem bir hanımefendi. Çok zihni açık ve vizyonu açık bir hanımefendi. Benim derslerimden sonra, benim anlattığım 9 saatten sonra kurumsal hayatla tanışıyorlar. Kurumsal hayatın yöneticileriyle tanışıyorlar ve o kadar güzel oluyor ki onlar için. Hem benim gibi küçük bir girişimciyi tanıyorlar, bir alternatif görüyorlar aslında. Böyle de bir iş yaşamım olabilir diyorlar. Benden sonra da kurumsalla tanışıyorlar. Kurumsal onlara anlatıyor. Kurumsal hayatta çok büyük markalar giriyor tabii yani. Hani dünya markaları giriyor. Ve diyorlar ki acaba hangisi? Ben onlara onu diyorum. Benden sonra da çok iyi dinleyin. Neyi sevdiniz benden, neyi sevmediniz? Orada neyi seveceksiniz bakalım. Yani çünkü bu da biraz karakter meselesi. Yani o öğrencilerin hiçbiri size otomatik olarak bağlanmıyor ya da zaten her dediğinizden etkilenmiyor. Mutlaka belki %20'si benden çok hoşlanmıştır, %50'si eh demiştir, %30'u demiştir. Ama diğer tarafta da benim yüzdem artıyordur. Çünkü hani hayat da böyle bir şey ve çok çeşitli insan tipi var, çok çeşitli karakter var. Bir de herkes girişimci olacak diye de bir şey yok. Kesinlikle. Yani kimisi profesyonel olmak için yaratılmış. Şöyle söyleyeyim ama size, eskiden aile yapıları değişiyor çünkü dünya değişiyor. Eskiden bizim aile yapımızda şu vardı, kolunda bir bileziğin olsun, gir bir yerde çalış. Aynen öyle. Şimdi ne diyoruz biliyor musunuz? Kodlama öğrensin, yazılımcı olsun. Yani o kadar değişiyor ki ve ilginç açık ki girişimci olsun, kendi uygulamasını yazsın. Anne ve baba olarak yönlendirme şekillerimiz de çok değişti. Evet. Dünya değiştiği için. O yüzden o çocukların aslında hayatlarında farklı baskı türleri de oluşmaya başlıyor. Ben hepsini gözlemleyebiliyorum. Yani eskiden ben bir yere girip çalışmak istemiyorum, kendim yapmak istiyorum diyenler, kendi yapmak isteyenler de şu anda farklı sorunlar yaşıyorlar aslında. Yani öyle bir karakterde, girişimci karakterde olmayan da ailesinin girişimci yönlendirmesiyle farklı bir baskı türü yaşıyor. O yüzden hepsine çok kolay gelsin. Ben şöyle bir şey de söyleyeyim bu arada. Ek olarak bunu söylemem lazım. Çünkü olaylar aslında doğru şekilde birleşince nerelere geliyor? Ben bu çantayı, yeni girişimimizi öğrencilere de anlattım. Ve çantayı götürdüm ve onların fikirlerini almak istedim. Ve ekranlı bir ürün olduğunu, çünkü ilk defa onlara götürdüm hatta. Türkiye'de ilk kez onlar gördü, Boğaziçi'ndeki öğrenciler. Çok beğendiler, herkesin çok ilgisini çekti. Hatta şöyle bir şey oldu. Öğrencilerden bir tanesi bu çantayı pazarlama dünyasında bir gezici reklam aracına çevirdi. Gerçekten ve bitirme tezi yaptı. Aynen. O kadar heyecanlanıyorum ki ben böyle şeyler olunca. Beni aradılar, benden yardım istediler. Tabii şöyle yapabilir miyiz? Onların business planlarına birlikte baktık. Ve en sonunda da bitirme sunumlarına davet ettiler beni. Ben çünkü öyle akademik falan değilim. Benim hiçbir bağım yok aslında okulla. Ben sadece tecrübelerimi konuk olarak paylaşıyorum. Ve o kadar hoşuma gitti ki onların o heyecanla o çanta üzerinde bir reklam aracı olarak konumlandırmaları ve içeride yatırımcılar var, çok ciddi profesörler, akademik insanlar hepsi heyecanla bunu dinlediler ve ben de onlara o çantayı götürerek hani onlara bir ilham vermiş oldum aslında diye düşünüyorum. Yani bir ilham kaynağı sunabilmiş oldum. Daha değerli bir şey var mı hayatta bilmiyorum. Yok bence de. Evet. Kesinlikle. Bayıldım yalnız. Çok güzel bir fikir. O LED ekrana reklam alanı almak olarak yapmışlar. Gezici gerçekten olarak şehrin çeşitli yerlerine o çantalı ekibi yolluyorlar ve markaların reklamlarını yapıyorlar. Şahane bir fikir. Sonuçları daha öğrenmedim, öğreneceğim ama. Bizimle de paylaşırsınız kesinlikle o zaman. Kesinlikle. Peki kötü şeyler de yaşadım dediniz. Tabii. Mesela bir tane hiç unutamadığınız. Yani şöyle iş hayatının özellikle bu kadın erkeğe tekrar girdiğimizde iş hayatında hangi markada çalışırsanız çalışın mobbing diye bir gerçek var. Ya bu mobbing yeni yeni kelimeleştirilmeye başladı ama taciz. Çok ağır tacizler yani bunlar özel hayata çok ciddi saldırılar.
Ve özellikle o dönem 20'li yaşlarda karakterin oluşmaya başladığı, yani karakterin oturmaya başladığı, ne yapacağınızı çok bilmediğiniz ve aslında açsınız. Yani birisi bir şey öğretsin. O kadar sudan çıkmış balıksınız ki. Öyle. Ama ben maalesef iyi, çok iyi insanlarla da çalıştım ama çok kötü yöneticilerim de oldu. Bu kötü yöneticilerden tabii ki çok ciddi mobbinglere uğradım. Yani hepsiyle hala arkadaşım, görüşüyorum ama olsun yani. Onların da bana öğrettiği çok ciddi şeyler oldu. Yani negatif tecrübe de çok önemlidir bence. Bunları onlarla rahatlıkla paylaşıyorum. Yani bakın böyle şeyler olacak hayatta diye çok ilgilerini çekiyor tabii ki. Ve hani ne olursa olsun her şekilde her şeyden kurtulabiliyorsunuz. Ben şanslıydım, ben kaçtım. Kaçamayan ve hala çok acı çeken 40 yaşına kadar hala çok yakın arkadaşlarım var mesela, maalesef kurumsal hayatta özellikle. Mobbinge uğrayan. Tabii ki. Yani her yerde var bu. Yani mobbing dediğiniz şey insanların gücünün yettiğinden üzerinden deşarj olma şekli. Ve maalesef insan yapımız bu şekilde olduğu sürece kendi işimi kurarken kendi ekibimle de hep paylaşırım. Asla yapmayacağıma söz verdiğim bir şeydir yani. Ben özel hayata çok saygılıyımdır. Hiç kimseyi mesaiye bırakmam. Ya gerçekten yani dilediğiniz kişiye sorabilirsiniz. Ben insani değerlere çok inanıyorum ve anılacaksam kurduğum markayla değil de nasıl bir yönetici olduğumla anılmayı tercih ederim. Ne güzel. Kaç kişilik bir ekipsiniz şu anda? Bizim, toplam her şirketiniz dahil. 16 kişiyiz şu anda. Startup'ımız yani girişimimiz dahil. İşler tabii artık biraz karışıyor. Yani ajans işi, startup işi hep tabii beraber yaptığımız için. İşin içine bir depoda girdi, bir lojistik kısım da girdi. Yani ekip gerçekten hani hiç tabii ki bazen uzmanlık alanı olmayan bir kişi, ben bile inip aşağıda kolilere bakabiliyorum yani. Çünkü girişimci ruh biraz öyle biliyorsunuz. Tabii. Kimsenin öyle definisyonları olamıyor. O yüzden bazı zamanlar mesela lansman dönemi de 50 kişi oluyoruz, dışarıdan yardım alıyoruz. Çok güzel bir lansmanımız oldu. Ya ekip işine zaten çok inanıyorum. Hiçbir şey tek başınıza yapamıyorsunuz. Ekip ruhunu yaratmak için de herkese çok sevdiğiniz insanlardan seçmeniz gerekiyor. Gerçekten kimyasal uyum çok önemli ekipte. İşte kendi işinizi yaptığınızda ekibinizde o uyumla kurduğunuz için bence daha güzel sonuçlar alıyorsunuz. Ne güzel. Peki bundan sonra Juno'da hedefiniz ne? Juno'da hedefimiz, dediğim gibi, Ar-Ge çalışmasını başlattığımız kendi ürünlerimizi mutlaka en az minimum 3 yıl periyodu sonunda yaratmak istiyoruz. Türkiye'de üretmek istiyoruz ve yurt dışında bunları bir dünya markası haline getirmek istiyoruz. İnanın hiçbir farkımız yok onlardan. Yani çok daha da iyi yaparız. Bütün bu fuarlara gidiyorum, herkesle aynen tanışıyorum, öyle, herkesi görüyorum. Yani gerçekten aslında çok zor bir iş değil. Marka kurmak, dediğim gibi, kendini adamakla çok alakalı bir durum. O yüzden hiçbir farkımız yok. Çok daha da iyisini yaparız. Uzun dönemde hedefimiz bu tabii ki. Öncelikle kendi yatırımlarımızı tekrar geri kazanıp, ürün satışlarımızı ve markalaşma hedefimizi tamamlayıp, kendi ürünümüzü üretmek ve yurt dışına pazarlamak bizim büyük hedeflerimiz. Süper. Sosyal tarafta da çok hedeflerimiz var. Oyun parkları kurmak, evet, gibi bir aynen hedefimiz öyle. Var yani değil mi? Ekip olarak çok hayalleri olan bir ekibiz ve gerçekten oturduğumuz zaman bir arada çok güzel şeyler düşünüyoruz. Yani İhtiyacı olan, ya elimizin yetebileceği ne olursa, bu oyun parkı olabilir, eğitim parkurları olabilir, hiçbir şey olmayan bir çocuğa farklı bir destek olabilir. Çünkü biz buna LÖSEV'le başladık şu anda. LÖSEV'e destek oluyoruz. Her satışımızda mutlaka bir çocuk sevindirmek istiyoruz. Ben kişisel olarak da çok inanıyorum paylaşmaya. Paylaşmadan arttıramıyorsunuz bence çünkü. Marka olarak önce LÖSEV'le başladık. Bunun devamında ihtiyacı olan okullarda Juno sınıfları, Juno parkları, aile ve çocuk arasındaki iletişim üzerinin iletişimin kalitesi artmasında çok büyük hayallerimiz var. Anne çocuğun daha çok bir arada olması, daha verimli ve efektif vakit geçirmesi konusunda bile çok hayallerimiz var. Yavaş yavaş hayallerimizi gerçekleştireceğiz, ben inanıyorum. Ne güzel. Harika. İnşallah bunları en kısa zamanda da gerçekleştirebilirsiniz. İnşallah. Bir sonraki buluşmamızda da ne güzel yaptık, şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu değil diye anlatırız. Şimdi programın sonuna doğru gelirken bir iki sorum daha kaldı ama en güzel yaptığınız yemek hangisi? Çok güzel yemek yapıyorum dediniz, evet, de merak ettim. Ben, arkadaşlarım da bunu çok iyi bilir, körili tavuk noodle'ı çok güzel yapıyorum. Hindistan cevizi sütüyle. Ayrıca da kuzu kolda üstüme tanımam. Çünkü o marinasyon, o baharatlama, o da aslında bir proje gibi görüyorum ben yemek yapmayı da.
Onun da çok çeşitli dengeleri var ve bir birleşim, iyi bir birleşim olması gerekiyor. Yani hayattaki her şey gibi onun da severek yaptığınız zaman güzel sonuçlar alıyorsun ama iki favori yemeğimdir. Herkes de bilir. Bunları da anneanneden mi öğrendin? Tabii ki anneannem. Daha geçen gün onun evine gittiğimizde niye haber vermedin? Şöyle güzel bir kuzu kapama yapardım sana dedi. Hayat her şeyle çok güzel. Gerçekten iş hayatı da özel hayat. İkisinin de iyi gitmesi için iki tarafında iyi gitmesi. Yani iki tarafta da mutluluk gerekiyor. O yüzden hem aile hayatı hem iş hayatı aynı anda güzelleştirebiliyor her şeyi. Ne güzel. Son bir sorum kaldı. Şunu soracağım. Markalaşma konusunda önereceğiniz kitaplar var mı? Türkçe mi? Türkçe, İngilizce. Var. Authenticity isimli bir kitap var. Çok öneriyorum. Çünkü modern dünyada marka tarafında en önemli şey otantik. Yani tam Türkçe karşılığı yok authenticity'nin. Yani özgünlük aslında. Yani özgün olmak. Şu anda otantik olarak görünen kişiler var. Mesela tarzıyla, konuşmasıyla, saçıyla, duruşuyla kişiler. Markada bir kişi aslında. Siz marka yaratırken bir kişilik yaratıyorsunuz. Aynen öyle. O yüzden otantik kişilik markada uygulanmazsa zaten marka olamıyorsunuz. O yüzden gençlerin ve bu işle ilgilenen kişilere ben zaten derslerimden sonra da hediye ediyorum. Bir bilgelik kutusu hazırlıyorum hepsine ve içine beni etkileyen bütün kitapları kendi eğitim hayatımda aktif olarak okuduğum ne varsa hepsine hediye ediyorum. Bu 3 seanslık 9 saatin sonunda. En son en çok güzel geri dönüş aldığım kitap bu oldu. Bir de Positioning. Çok çünkü insan pozisyonlamayı öğrenirse hayatta her yere uygulayabiliyor, her noktaya. Markayı da iyi konumluyorsunuz, kendinizi de iyi konumluyorsunuz. Nerede nasıl davranmanız gerektiğini öğrenirseniz, bu genel olarak felsefi bir boyut var o işin yani. O felsefeyi iyi çözerseniz bence her iki alanda da güzel uygulayabiliyorsunuz. Positioning kitabında çok öneriyorum pozisyonlamayı. Bir de çok büyük bir marka olmasına rağmen Pixar'ın markalaşma hikayesi beni çok etkilemiştir. Pixar'ın hikayesini incelemeleri de öneririm ilgisi olan birisi varsa. Yasemin Hanım çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular sordunuz. Söylemek istediğim her şeyi söyleme fırsatı buldum. Yetti mi diyorsunuz? Yetti. İnşallah Juno büyüsün. Bir dahaki sohbetimizde... Siz de hemen lütfen ziyaret edin. Bekliyorum. Her şeyi takip ediyorum bu arada. Aynen öyle. Ziyaret edeceğim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok büyük başarılara imza atarsınız. Çok teşekkürler. Efendim yine harika bir sohbetin daha sonuna geldik. Bir sonraki haftaya kadar sağlık, mutluluk, huzur ve bereket sizlerle olsun. Sağlıcakla kalın.